Şu anda bulunduğumuz yer Anamur'un Tenzile bölgesi. Orman içi. Antalya-Mersin yolu üzeri. Gazipaşa-Anamur arasındaki yol üzeri de denilebilir. Daha önce otobüsler buradan geçerken, sonradan yapılan bölünmüş yol sebebiyle burası görülmez oldu. Ama daha önceki yıllarda Antalya-Mersin arasında yolculuk yapanlar bu yolu görürlerdi. Buraları görerek geçerlerdi. Açık hava olunca kısmen de nemli toprakta olduğu için bu keçi boynuzu ağacının görüntüsü ve meyvelerin durumu çok çok güzel. Allah'ın bu bölge insanına verdiği en güzel imkan. Ama keçi boynuzunun bu sert görünen, biraz hoş olmayan görüntüsü pek iç açıcı gibi gelmez insanlara. Ancak bu meyve birkaç yönden insan sağlığına son derece yararlıdır ve bir şifa kaynağıdır. Bunlar nedir derseniz, 1- solunum yollarına, 2- cinsi rahatsızlıklar ya da cinsi güce. Solunum yolları denilince astım, bronşit, öksürme gibi sorunlarda insan sağlığına çok yararlıdır. Cinsi güç sağlar. Çocuğu olmayan kadının yumurtlamasını ve erkeğin de çocuk yapma yetisini sağlar. Daha başka yararları da eminim ki var. Hepsini şu anda saymak mümkün değil. Dolayısıyla bu meyve, bu kuru yemiş, daha önceki yıllarda burun kıvırdığımız bir meyveyken değerini sonradan anladık. İşte şimdi son derece yararlı ve gerekli olduğunu anlıyoruz. Bir o kadar da insan dostudur. Yani çok fazla emek sarf etmeden bu ürünü elde etmek mümkündür. Sulama gerekmez, ilaçlama gerekmez. Belki dalları biraz biçimsiz duruyorsa budanınca daha güzel gözükür. Bir de ılıman iklimde olunca yemyeşil, yaz-kış yaprağını dökmeyen bir ağaç olarak bize meyvelerini ikram eder. Ortalama olarak Ağustos ayında tomurcuk vermeye başlar. Çiçeği de daha sonraki aylarda açar. Temmuz ayından itibaren toplanmaya başlar. En geç Ekim ayında toplanılması gerekir. Bir önceki yılın ürünü. Ayrıca Ekim ayında çiçek açmaya başlamıştır. Biraz sonra yakından göreceğimiz gibi meyvesi oldukça güzel. Hani yapay gıdaları seven insanlarımız çoktur ya. Hani çikolatalar gibi, çikolataların dış rengi kahverengi, içi de kahverengidir bazen. Ak da olabilir, boynuzun içi. Yeterince su almış da kabarık görünüyorsa onlar çok daha lezzetlidir. İşte budanmış bir ağaç, yaprakları son derece güzelleşmiş, belki kuruyan dalları vardır öncesinden. O kuruyan dalları budanmış ve güzel güzel meyveler olmuş. Oluşmuş tabii ki. Güzel meyveleri oluşmuş desem de bu ağacın üzerindeki meyvenin tadına bakmış değilim. Tadını bilmiyorum. Başka yerlerdeki keçi boynuzlarının tadına baktım. Tabii ki yedim ve seven biriyim. Lezzetli, onu biliyorum. Bu da görünüşe bakılırsa son derece güzel. Budamak yeni sürgünlerin doğmasını sağlamış. Ağaca bir canlılık katmış. Tabii meyveler de bu yönde daha güzel görünüyor diye düşünüyorum. Bulunduğumuz yerde sis olmasa da biraz geriye doğru bakınca yakınlarda değilse de tepelerde sis var. Buradaki çekimimi tamamlamak üzereyim. Şimdi meyvenin olduğu bir başka ağaca doğru ilerliyorum. Yani meyvesi son derece güzel olan ağaca doğru eriştik. Ağaç dalları yaşlı olmayınca daha güzel görünüyor. Tabii ki keçi boynuzu ormanda biten bir ağaç olarak ormanı güzelleştiriyor. O ne güzel söz. Ormanı sev, yeşili koru. Üstelik de bu ağaç, keçi boynuzu, yaz kış yaprağını dökmez. Yani dökülen yaprakları vardır da, dökülen yaprakları dışında kışın yeşil yeşil yaprakları olan ağaçtır.
Şimdi Anavur'un Kızılaliler Mahallesi'nin Ekizler yöresine geldim. Burada Duman ailesi karı koca olarak ve yanlarında günübirlik gündelikçi olarak gelen bir kişiyle birlikte Keçiboynuz'un dalından çırpıyorlar. Ağaçtaki işçi çırpıyor. Duman ailesi dökülen keçiboynuzların toplayıp çuvallara dolduruyorlar. Ağacın üzerinde işçi çırpıyor çırpmasına da fakat kolay bir iş değil. Üstelik hava sıcak ve Ekim ayı da bu bölgenin sıcak ayıdır. Ancak ağaçta karıncalar da var. O karıncalar insanın üzerine bir yürürse, tabii ki kaşıntıdan, ısırılmadan yaşanan sıkıntı yabana atılmaz. İşçinin durumunu anlıyorum. Tabii şu anda tam olarak iyi görüntüleyemiyorum. Çünkü bulunduğum yer ters ışık durumunda. Kamera orada bir hayalet gibi gösteriyor çırpan kişiyi. Tabii çırpıldığı belli. Yani orada bir kıpırtı var. Ve yere dökülen keçi boynuzları var. İşte bu derenin kıyısında keçi boynuzu toplanıyor dediğim gibi. Keçi boynuzu bu yörenin en güzel nimetidir, ilaç gibidir. Bu derenin kıyısında yetişen keçi boynuzun meyvelerini biraz daha ince olduğunu söylemeden geçemiyorum. Sebebi şu, bu bölgede ılıman iklimi dolayısıyla kar yağışı hemen hemen hiç olmaz. Ancak yağmur yağar ki o yağmur da kışın derede oldukça zayıf olarak akar. Mayıs ayından sonra kurur. Kupkuru bir derenin kenarında ancak bu kadar bir ağaç olur. Keçi boynuzda zaten yaz kış su istemez. Keçi boynuzun ayrıca bakımı istemeden, gübre atmadan sulama zaten kuru yetiştiğini söylemiştik. Böyle insanın yararına olarak ve çok fazla emek sarf etmeden bir nimet olarak yararlanabileceği bir ağaç türüdür, bitki türüdür. Keçi boynuzun yararlarını da söyleyeyim bu arada. Keçi boynuzu en başta solunum yollarına çok iyi gelir. Yani öksürüğünüz varsa, eğer keçi boynuzunun meyvesini karga burnu penseyle biçimsiz şekilde kırıp bir çaydanlığa atıp rengi çıkacak kadar kaynatırsanız çıktıktan sonra kaynatmayın. Çünkü özelliği zayıflayabilir. Onu sıcak sıcak içtiğiniz zaman öksürüğünüze çok iyi gelir.
bunu bizzat deneyenlerden biriyim. Ama diğer yandan bu alandaki bilimsel çalışması olan kişilerden dinlediğim kadarıyla keçi boynuzu cinsi gücü arttırıcı özelliği de olduğu ifade ediliyor. Bu ister kadın olsun ister erkek olsun kadında yumurtlama imkanı sağladığı, erkek için zayıf olan tohumunun çocuk yapabilecek, üretebilecek bir ortalamaya eriştiğini ve üstüne çıktığını söylüyorlar. Ben bunların söylediklerini biliyorum. Dolayısıyla keçi boynuzu son derece yararlı bir bitkidir. Meyvedir, yaz kış yeşil kalır demiştim. Yani toprakta yaprakları, tabii kuruyanlar sararanlar dökülür olur ama yerine yenisi daha güzel çıkar ve kupkuru dağda yemyeşil bir ağaç görmek ne kadar güzel olur. Kelimelerden anladığım kadarıyla Akdeniz kıyısında denizi gören ülkelerde bu meyve var. Arapların haroub, Fransızların carob, İngilizlerin caro dedikleri dillerinden anlaşılıyor. Dolayısıyla bu meyve Akdeniz kıyılarının meyvesi. Akdeniz havzasının bir meyvesi olduğunu söyleyebiliriz. Deniz yerini gören, her yerde biten bir ağaçtır ve meyvedir. Türkiye'de tabii ki o meyvenin adı bu bölgede, Anamur bölgesinde harnup denmez. Ama doğuya doğru harnup diye söylense de bu bölgede keçi boynuzu denilir. Yani aslında bugünlerde keçi boynuzu çiçeğini açmak üzere o tomurcuğunu da gördüm. Tabii tomurcuk dönemi bir ay kadar sonrasında, yani küçücük bir fasulyenin çiçek açması gibi açar. Ondan sonra çeşitli evreler vardır. Yani Haziran ayından sonra bulunan yerin güneşi çok görmesine de bağlı olmak üzere yavaş yavaş açılır, kararmaya başlar. Temmuz ayına doğru artık yenilebilir, toplanabilir hale gelir ama böyle Ekim ayına kadar bırakanları olduğu yerlerde çok az. Hani dere içlerinde, koyaklarda, gölgede kalan yer olduğu için beklemesi biraz daha uzamış olabilir. Yani bu aylarda toplanır. Çevremize bakınca keçi boynuzu dışında çam ağacı ve diğer fundalık türü ağaçlar da var ama burada keçi boynuzu yeşil görünmesini, kupkuru tabiatın yeşil görünmesini sağlayan bir ağaç. Çok değerli seyircilerim, filmimi seyrettiğiniz için gururluyum. Eğer beğeni tıklarsanız, yorum yaparsanız ve de abone olursanız bana büyük iyilik yapmış olacaksınız. Ben her tür olmasa bile geniş kapsamlı filmler yapmaya çalışıyorum. Bunların olabilmesi için benim de reklam gelirimin olması iyi olur.